Arkadaşlar birleşik yapı ve fiilimsiden söz edeceğiz bugün. Basit ve türemişle işimiz bitti. Birleşik yapı deyince aklımıza hep iki sayısı gelecek. Birleşik yapılı sözcük, iki sözcük, birleşik zamandan söz edeceğiz. İki tane zamanın bir şekilde yan yana gelmesi şeklinde ilerleyen zamanlarda. Birleşik konusunda isimleri ve fiilleri bilsek aslına bakarsanız yeterli. Temel malzeme buradan çıkıyor. Sonra sıfatlar piyangodan çıkan bir bölüm aslında. Birleşik isimle ilgili çok eski bir soru tipinden söz edeceğim. Testlerde var çünkü Milli Eğitim Müfredatı'nda var. Birleşik isim. Evet, hepimiz yaparız. Hanım Elas, Nazlı Yavrazı İlkokul gibi. Soru şu. Hangisinde birleşik isim farklı yolla oluşmuştur? Farklı yolla kurulmuştur şeklinde sorular testlerde karşılaşacaksınız. Çok eski bir soru tipi ama. Geleceğini sanmam. Hocam biz neye bakacağız farklı yolla kurulmuştur dediğinde iki yolunuz var. A planı, B planı gibi düşünün. Hızla birleşik kelimelerin altını çizin. Testte karşılaştığınızda ve ne tamlaması diye bakın. Ne sözü, atasözü, ne parmağı, vezir parmağı, ne otu, dere otu, ne çiçeği, ay çiçeği şeklinde. Bunların hepsi isim tamlaması yoluyla oluşmuş. Nasıl kanlı, soğuk kanlı, kaç ayak, 40 ayak, nasıl şehir eski, nasıl sinek kara, ilkokul, hangi okul ilkokul, ortaokul, hangi okul ortaokul gibi. Bunlar da sıfat tamlaması yoluyla kurulmuştur. Yani hocam kuruluş yönüyle farklıdır dediğinde tamlama çeşidini mi ayıracak? Evet. Dört isim bir sıfat tamlaması vermiş ya da tam tersini yapmış. Eğer buradan çıkmıyorsa hemen gidiyoruz. İki farklı açıdan daha sınıflıyoruz onları. İşin içinde fiil var mı yok mu diye bakıyoruz. Birleşik ismi oluşturan sözcüklerden en az bir tanesi fiilse biz ona Türk ayması deriz. Misal çıt kırıldım isim artı fiil. Miras yedi. İsim artı fiil. Gece kondu. İsim artı fiil. Var yemez isim artı fiil. Dedikodu. Demek ve komak. Fiil artı fiil. Biçer döver. Biçmek ve dövmek. Fiil artı fiil. Çekmek ve yatmak. Fiil artı fiil şeklinde. Sözcüklerden en az bir tanesi fiil olduğunda biz ona Türk ayması yoluyla oluşmuştur diyoruz. Sözcüklerin içinde hiç fiil yoksa vezir parmağında olduğu gibi hanım eli, aslan ağzı isim artı isimden oluşmuşsa bu sefer de anlam kayması yoluyla oluşmuştur diyoruz. Hocam niye tür kayması? Fiil bir sözcük türü, iş kılış oluş hareket bildirir, artık bildirmiyor. O yüzden tür kayması. Hani biz birbirimize deriz ya, tipin kaymış bugün diye, onun da türü kaymış. Artık iş kılış falan bildirmiyor. İşin içinde fiil hiç yoksa bu sefer de anlam kayması diyeceğiz. Endişelenmeyin, anlam kayması gerçekten size anlamını kaybeden sözcükler verecek. Vezir parmağı, vezir ya da parmak yok. Dilber dudağı, dilber ya da dudak. Evet, karınca sever kelimesini de burada mı ele alırız? Aynen öyle Eda, onu da burada ele alacağız. İsim artı fiil şeklinde değerlendiriyoruz. Bilgisayar gibi. Karınca incitmez. TYT sorusuyla hatırlayın. Evet, onu da burada değerlendirebiliriz. Aslında sıfat fiil ama yine de isim artı fiil diye ele alıyoruz. Tamam. Toparladım ve buraya bıraktım. Hangisi bir ilişkisi farklı oluşmuştur diye tamlama olarak ayır. Buradan cevap çıkmıyorsa hemen fiil var mı yok mu diye tasnif et. İçinde fiil olanı ya da hiç olmayanı işaretle geç. Test sorusu. Artı bir de testlerde şöyle doğrudan bir soru soruyoruz. Hangisinde birleşik isimde ses olayı olmuştur? Ses düşmesi olmuştur. Birleşik isim oluşurken ses olayı gerçekleşmiştir gibi. Bunlar zaten cebimizde kelimeler. Pazartesi, cumartesi, kaynana, sütlaç, güllaç, birbirini gibi. Nerede almıştık biz bunları? Ünlü aşınmasında almıştık. Peki gibi mesela. Tamam. Birleşik isimde durum bu. Buradaki kelimeler kıymetli. Çünkü birleşik sıfat aslında bu noktadan karşımıza çıkacak. Tamam. Geçiyorum birleşik eylemi. Evet, buraya bir yıldız atacağım. Atamadım ama siz anladınız. Birleşik eylem sınavda soru olma ihtimali en yüksek olan bölüm. Birleşik eylem. Üçe ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesini zaten ses olayında da almıştık. Birleşik eylem. Bir, yardımcı eylemle kurulanlar. Yardımcı eylem. Neydi onlar? Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Hocam neye yardım ediyor? Bir isme. Teşekkür ederim, rica ederim. Hasta oldu, mutlu oldu. Namaz kıldı, oruç tuttu gibi onlar da
istisnai kullanılar burada, seyreylemek, minnet eylemek, evet buradadır gibi. Biz bunu ses olayında almıştık ve yazıma da gönderme yapmıştık. Demiştik ki, isim ve yardımcı eylem birleşirken ünlü düşerse seyreylemek, kahrolmak, hapsolmak, nakletmekte olduğu gibi yahut ünsüz türerse reddetmek, affetmek, zannetmek, hissetmekte olduğu gibi sözcükler bitişik yazılmak zorundadır. İsim kısmında hiçbir ses olayı yoksa farz etmek, rica etmek, çarp etmekte olduğu gibi o zaman sözcükleri ayrı yazacağız demiştik. KPSS'deki soru bu işte elimizde. Numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylemdir diye sorup hatta cevabı da yardım etmek ya da yardımcı olmak gibi zaten isimle eşdeğer bir birleşik eylem şeklini sunmuştu. İkinci birleşik eylemi kurallı birleşik eylem. Belki sizin de sorunuz bu olur bu sene. Hangisinin yüklemi kurallı birleşik eylemdir der ya da seçenekte kullanır. Kurallı birleşik eylem, özel birleşik eylem diye de geçer. Yukarıdakiyle farka dikkat edin. Yardımcı eylem isim artı fiilden oluşuyor arkadaşlar. Kurallı birleşik eylem, eylem artı eylemden oluşur ve bitişik yazılır bunlar. Neden kurallı, neden özel? Anlamları özel çünkü. Adını da oradan almış. Yeterlilik, ebilmek. Gezebilir, atabilir, atanabilir, dinleyebilir, yetiştirebilir. Yani buna yeterliliği var, buna imkanı, buna potansiyeli var. Atanı da anlamdan alıyor, bitişik yazıyorum falan. İki tane eylem yan yana. Bunun neyine dikkat edeceğim? Olumsuzuna. Çünkü ebilmek olumsuzunda görünmez olur arkadaşlar. Gezemez, atamaz, yapamaz, bitiremez, düşünemez, okuyamaz gibi. Hocam bu zormuş. Nereden çıkartalım bunu? Kaynaklar der ki, olumsuz kelimeyi olumluya çevir. Yani yanlış değil ama biz çok başarılı değiliz bu işin pratiğinde. Olumsuzu çok olumlu yapamıyoruz. Sınıflarımda sorarım ara ara. Gelemezin olumlusu nedir derim. Gelir diye yanıt alıyorum mesela hep. Gelemez gelir falan. Aklımız ona daha uygun oluyor. O yüzden ben o yönteme çok katılmıyorum. Bence anlamdan çıkartın. Şöyle ki, yapamaz ile yapmaz aynı şey mi arkadaşlar? Hiç değil. Yapamaz bir imkansızlık, bir yetersizlik var demek. Yapmaz irade, tercih var demek. Gelemez bir imkansızlık var. Gelmez o bizimle ya. Tercih etmez. İradesini bu yönde kullanır. Okuyamaz yetersizliği ifade eder. Okumaz bir tercih vardır gibi. Bence anlamdan çıkartın. Okumaz türemiştir. Okuyamaz birleşiktir. Hocam okumaz neden türemiş? Çünkü olumsuzluk ekleri, mame olumsuzluk eki fiilden fiil yapım ekidir. Okumaz türemiş, okuyamaz birleşik yapıdır arkadaşlar. İkincisi tezlik. Kurallı birleşik eylemlerin ikincisi. İvermek. Adı üstünde tez çabuk ivede anlamı katar. Alıver, geliver, dinleyiver, yapıver. Yani hemen çabuk ivedi. Bunun olumsuzunda sıkıntı yok. Anlam kaybı var sadece. Almayı ver canım. Üç soruyu da yapmayı ver. Derse girmeyi ver. Boş ver. Hani minnet etme anlamı çıkar. Ama sınavda birleşik yapı demek oldukça kolay. Çünkü iki kelime de karşımda gördüğünüz gibi. Üçüncüsü yaklaşma. E-yazmak. Bir işe yaklaşıldığını, az kaldığını, ramak kaldığını ama olmadığını ifade eder. Evet. Öle yazdı. Az daha ölecekti ama ölmedi. Ağlaya yazdı. Az daha ağlayacaktı ama ağlamadı. Çocuğu döve yazdım. Az daha dövecektim ama dövmedim gibi. Bunun olumsuzu yok. Ve sonuncusu da sürerlilik ya da süreklilik diye geçer. Yani bir işin sürekli hale geldiği, sürdürüldüğü anlamı katar. Mesela bizler uyuyakalırız genelde. Uyudu ve bu eylemi sürdürdü, devam ettirdi. Uyuyakaldı, baka kaldı, baktı ve sürdürdü. Şaşa kaldı, şaştı ve sürdürdü. Siz baka durun, ben geliyorum. Bakın ve devam ettirin. Gide dur, yemek yiye dur, izleye dur şeklinde genel demir tipiyle. Egellik de hikaye aktarmalarında çok kullanılır. İşte bu dava bölgede 100 yıldır süre gelir. Yani devam ediyor, süreklilik gösteriyor. Anlatıla gelir, söylene gelir şeklinde. Bunların da yine olumsuzu yok.
Kurallı birleşik eylem deyince neye bakacakmışım ben? E bilmek, i vermek, e yazmak, e kalmak, e durmak, e gelmek. Fiil artı fiilden oluşup bitişik yazılan özel kelimelere bakacakmışım. Ve son olarak anlamca kaynaşmışlar. Anlamca kaynaşmış birleşik eylemlerde tıpkı yardımcı eylemler gibi bir isim artı fiilden oluşur. Bu en az bir isim artı fiilden oluşur. Çünkü bu grubu oluşturanlar arkadaşlar deyimler. Bütün deyimler bu kategoride. Şöyle bir deyim sözlüğümüz var. Zaten hepsini yazmak saçma ya da söylemek saçma. Göze girmek, gözden düşmek, eli ayağına dolaşmak, efendim, nutku tutulmak, dili tutulmak, yüz çevirmek, sırt dönmek, bunların her biri deyimdir. Yalnız şuna dikkat çekmek isterim. Deyimler ayrı yazılır değil mi? Evet, deyimler ayrı yazılır. Biz neyi inceliyoruz? Bakın üst başlıktan kopmayın. Birleşik yapılı sözcükler dedim ve bunları incelemeye başladım. Sana şöyle bir soru sorabilir. Ben olsam kullanırdım şahsen. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik yapılı söz vardır ya da yoktur gibi bir soruda. Deyimleri çeldirici olarak ya da doğru cevap olarak kullansa inanın çoğu kişi düşünmez. Belki siz de düşünmezsiniz. Çünkü birleşik deyince bizim algımız şu dip dibe yazılanlardan yana hakkını kullanıyor, şansını kullanıyor. Oysa birleşik yapı ayrı da yazılsa birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Mesela ne kadar kaldı? Ne kadarı ayrı yazarım ama birleşik yapılı sözdür bizim için. Deyimlere de dikkat edin. Ağzı kulaklarına vardı. Kulağına küpe olsun. Bunlar birleşik yapılı sözlerdir. Deyimi gördüğün an evet birleşik yapılı sözcüğü buldum de ve geç. Bu konu ÖGE'de çok iyi oturacak. Tam anlamıyla orada oturacak. Önce birleşik yapılı sözleri öğreneceğim. Tamlamaları öğreneceğim ki ÖGE'lere geldiğimde ayırmamam gereken o bütünleri, aileleri görebileyim ben. Misal size diyeceğim ki ÖGE'yi anlatırken. İki ayağı bir pabuca girdi. Bunu ÖGE'lerine ayırır mısınız diyeceğim. Bir kısmınız şunu yapacak. Girdi yüklem. Ne girdi? İki ayağı özne. Nereye girdi? Bir pabuca dolaylı tümleç hocam diyecek. Yanlış soru gitti. Çünkü deyim birleşik yapılı olduğuna göre bölemezsin. İki ayağı bir pabuca girdi komple yüklemdir. Ya da ağzı kulaklarına vardı. Vardı yükler. Ne vardı? Ağzı. Nereye? Kulaklarına. Bak sorarken bile saçma ve komik oluyor. Hemen topla. Ağzı kulaklarına vardı. Bir bütündür, birleşik yapıldır, komple yüklemdir, bitti. Deyimi cümlenin neresine koyarsan koy, ÖGE olarak ayırmamamız gerekiyor. Dikkat edin, ayrı yazılıyor ama birleşik yapı. Artı, anlamca kaynaşmış birleşik eylemlerde arkadaşlar, bir ve ikinci maddeye sığmayan, ikisine de ait olmayan bütün birleşik yapılı eylemler anlamca kaynaşmış olarak anılacak. Bitişik yazılanlar da var yani arada. TYT sorularının böyle olacağını öngörmüştüm. Şimdi ön ve görmek iki tane kelime var işte elimde birleşik ve eylem. Yardımcı eyleme girmezsin. Kırmızı çizgileri var. Ekokomaklamak eylemek. Kurallı birleşik eylem zaten eylem artı eylem çok net. O zaman nereye atıyorum? Anlamca kaynaşmıştır diyorum. Artı anlam kaybı da var gerçekten. Bir şeyi önden görmek gibi bir anlam yok. Sezgidir sadece, sadece tahmindir. Bütün sınavlara başvuruyoruz mesela. Başvurmak, gidip kafamı vurmuyorum neticede değil mi? Anlam kaybı da var, bitişik yazılıyor ama. Varsaymak, vazgeçmek, el vermek, öngörmek. Koy verme kendini metin ol deriz. Koymak ve vermek şeklinde evet anlamca kaynaşmışın içine alacağız. Diğerlerine girmeyenlerin hepsini, tamam. Yani ben ne yaptım? Birleşik yapılı eylemlere dikkat çektim. Bunu bilin. Üçe ayırdım. Anlamca kaynaşmışlar, yardımcı eylemle kurulanlar ve kurallı birleşik eylemler. Çekyat, çekyat güzel. O bir isim, birleşik isim. Yani ilk bölümde kaldı. Bak şuraya girer çekyat. Fiil artı fiil. Türk aymasına girer. Kanepenin diğer adı. Yapboz. Eylem artı eylem. Türk ayması. O bir isim artık. Yapboz bir ürünün adı. Çekyat kanepenin diğer adı. Gelgit olayı. Doğa olayının adı. Değil mi? Şeklinde. Ve son olarak şu birleşik sıfat. Birleşik sıfat piyangodan çıkıyor azıcık. Rica ederim.
Birleşik sıfatı iyi yapabilmem için benim neyi bilmem lazım? Birleşik ismi çok iyi tanımam lazım bu noktada. Şimdi şu birinci maddedeki ismi boş ver. Sıfatlar basitte, türemişte, birleşikte olabilir. Önce buradan başlayalım. Örnek. Mavi gömlek dersem, gömlek isim nasıl gömlek? Mavi sıfattır. Ve bu sıfatın yapısı basittir. Çünkü üstüne yapım eki falan yok. Mavili gömlek dersem, nasıl gömlek? Mavili. Yine sıfattır. Üstüne yapım eki var, türemiş bir sıfattır. Birleşik olduğunda da o birleşik isimleri buraya taşıyacağız. Mesela mavi sever insan. İnsan isim nasıl insan? Mavi sever insan dediğimde de bir sıfat yapmış oluyorum. İki kelimeden oluştuğu için de birleşik sıfatı taşınıyor. Yani arkadaşlar şu birleşik isimleri çok iyi tanımalıyım. Ben bunları size sıfat olarak sunacağım şimdi. Tür değiştireceğim yani. Kahverengi normalde birleşik bir isim, hepinizin malumu, çok iyi biliyorsunuz. Gözü kahverengiydi kızımın dersem birleşik isim, ama kahverengi gözleri var dersem göz isim. Nasıl göz? Kahverengi. Bir defa bu artık bir sıfat. Ve sıfatın yapısını incelediğimde de iki kelimeden oluştuğu için birleşik sıfat diyeceğim. Boş boğaz normalde birleşik bir isim. Ama nasıl kişi ismin önüne geldiği için artık sıfat, iki kelimeden oluştuğu için de birleşik sıfat. Çalçene. Normalde birleşik bir isim ama çocuğun bir ismin önüne geldiği an çalçene insan, artık o bir sıfattır ve birleşik sıfat. Hiçbir normalde birleşik bir kelime hiçbir sorununu anlatmadı dersem artık sıfat olur ve iki kelimeden oluştuğu için birleşik sıfat. Var yemez birleşik bir isimdir. Var yemez insan. Karınca incitmez. Birleşik bir isim, karınca incitmez. İnsan dediğim anda sıfata taşımış oluyorum. Eskişehir birleşik isim. Eskişehirli bir çocuk dersem nasıl çocuk? Eskişehirli birleşik bir sıfata çıkmış oluyor. Yani şuna dikkat edin. Her birleşik yapılı sözcük tür olarak isim olmayabilir. Sıfat olabilir. Bazen zarfa gidebilir. İşte bugün geldim, ne zaman geldim, bugün de olduğu gibi. O yüzden tür ve yapıyı birleştirebiliyor musun? Aslında o minvalde bir bilgi şu an size aktardım, tamam mı? Bir de burada böyle hani kural, çok sevilmeyen bir terim daha var. Birleşik sıfatın alt başlığı gibi düşünün. Anlamca kaynaşmış kısmını aklında tutmasan da olur ama kurallı birleşik sıfatı bil. KPSS'de hiç karşılaşmadık. Üniversite sınavında çıkıyor mu? Çıkıyor. Çok sık değil ama orada soruları var. Kurallı birleşik sıfat. Belli kuralların, belli yolların var. Kafana göre yapamazsın. Ve yine algımızın çok dışında bir birleşik yapı. Ayrı yazıyorum falan ama birleşik yapı olarak tanıyacağım. Hemen başlayayım. İki yolunuz var. Bir, diyor ki bana, tanımı okuma, sunuyu atmıştım zaten size, sonra kendiniz okursunuz. Birinci yol, bir sıfat tamlaması alacakmışım. Evet, ilk adımı atalım. İri gövde sıfat tamlaması mı? Evet, nasıl gövde? İri. 2 metre, kaç metre? 2 sıfat tamlaması. 100 dakika, kaç dakika? 100 sıfat tamlaması. 5 kuruş, kaç kuruş? 5 sıfat tamlaması. Bir sıfat tamlamasını alıyormuşum. Üzerine yapım eki getirecekmişim. Lılık, sız yapım eklerinden birini. Sonrasında da isim atacakmışım. Ve kurallı birleşik sıfat çıkacakmış karşıma. İri gövdeli çınar. Dikkat, çınar isim. Nasıl çınar? İri gövdeli. Tanıştırayım. Bu da birleşik yapılı bir söz işte. İri gövdeli. İtiraf edin. Bilgi sorusu bu tamamen. Sınavda birleşik yapılı söz diye şunu sorsa çoğunluk boş bırakır. Doğrudan bilgi sorusu. Birleşik yapıya bütünüyle hakim misin diye. Testlerde zaten var. İri gövdeli çınar. Uzun boylu çocuk. Kırmızı başlıklı kız, mavi gözlü adam, işte yeşil gömlekli kız gibi. Yani çokça kullandığımız bir yapı. Bir tane daha yapayım, sonra neden bu ayrı yazdığım halde birleşik yapı onu açmaya çalışayım. 2 metrelik çukur, evet. Çukur isim, nasıl çukur? 2 metrelik, tanıştırayım birleşik sıfat. 100 dakikalık ders, nasıl ders? 100 dakikalık ders.
5 kuruşsuz insanlar ya da 5 kuruşsuz memleket, 5 parasız memleket gibisi sizin çok örneği yok. Ya hani birbirimize şey falan deriz ya, 5 dakikalık işim var ya, beni de bekleyin. 5 dakikalık iş, kurallı bir iş ispat şekli karşımıza çıkıyor. Hocam ne bu böyle, biraz tuhaf geldi bana derseniz. Mantık şu arkadaşlar. Nasıl çınar dediğimde, nasıl çınar gövdeli, nasıl çınar iri değil. Nasıl çınar diye sorduğumda iri gövdeli diye bir söz öbeği gelip sıfat olduğu için, birbirinden ayıramadığım birkaç sözcükten oluştuğu için literatür bunu birleşik yapı olarak kabul etmiş. Bak deyimlerde de aynı mantık var. Birbirinden ayıramazsın, onlar bir ailedir. Bunları da birbirinden ayıramazsın. Matruşka bebekleri gibi düşünebilirsiniz. Bilirsiniz, iç içe bebekler çıkar, ben çok severim. Nasıl çınar diyorum, iri gövdeli sıfat. Onun içine giriyorum, tekrar sıfat karşıma çıkıyor. İç içe sıfat damlamaları çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. İkinci yolda vereyim, zihninizde bir şablon kalması için şu örneği söyleyeceğim size. Kurallı birleşik sıfatın birinci kuralı, sıfat damlamasını yapmak için getirdim ve sonrasında isim aldım. İkinci kuralım. Yine sıfat damlaması alıyorum ama sıfatla ismin yerini değiştiriyorum bu sefer. Güzel yüz demiyorum, yüz güzel diyorum. Siyah göz demiyorum, göz siyah diyorum. Titrek ses demiyorum, ses titrek. Açık el demiyorum, el açık diyorum. İkinci adım olarak isimleri iyilik eki getirecekmişim. Üçüncü tekil iyilik ve sonrasında tekrar isim atıyormuşum. Evet, yüzü güzel çocuk. Nasıl çocuk? Yüzü güzel tanıştırayım. Bir birleşik yapı daha. Nasıl kedi? Gözü siyah kedi. Nasıl sunucu? Sesi titrek sunucu. Nasıl teyze? Eli açık teyze şeklinde. Bütün örnekleri her iki yapı içinde kullanamayız. Mesela bakın bunları deneyelim bir. Güzel, yüzü güzel çocuk dersem iyilik ekti. Güzel yüzlü çocuk dersem yapım ekti. Gözü siyah kedi iyilik ekti. Siyah gözlü kedi yapım ekti. Sesi titrek sunucu iyilik ekli. Titrek sesli sunucu yapım ekli. Eli açık teyze iyilik ekli. Açık elli teyze yapım ekli. Mesela bizim günlük kullanımlarımız. Canı sıkkın deriz ya, yapalım bu kategoriye. Canı sıkkın adaylar. Nasıl aday? Canı sıkkın, iyilik ekli. Taşı yapım ekine sıkkın canlı adaylar olur mu? Olmadı. Her örneği iki kategoride kullanamayız. Misal, başı dik gençler derim, olur. Dik başlı gençler derim, yine olur. Ama anlamlar arasında çok ciddi bir fark karşımıza çıkmış olur. Kafası bozuk diyoruz mesela. Kafası bozuk insan. İyilik ekli, değiştir yapım ekine at. Bozuk kafalı insan olur mu? Olmaz. Ben kullanıyorum bireysel olarak. Niyeti bozuk demek yerine bozuk kafalıyı tercih ediyorum ara ara. Ama böyle bir kullanım yok aslında, tamam mı? Mesela niyeti bozuk insanlar. Evet, yine iyilik ekli örnektir şeklinde, tamam. Yani kurallı birleşik sıfatın mantığı aslına bakarsanız, İşte güneşli gün dediğimde tek kelimeyi alıyorum. İşte güneşli, serin ve keyifli bir gün. Nasıl gün güneşli? Nasıl gün keyifli? Nasıl gün serin? Hepsi tek tek isimle ilişki kurabiliyor. Ama burada tek kelime isimle ilişki kurmuyor. Bir aile, bir söz öbeği isimle ilişki kurup sıfat olduğu için birleşik yapı kategorisindedir. Biz testlerde kullanıyoruz, bilginiz olsun. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sıfat, kurallı birleşik sıfat farklı yolla kurulmuştur diyoruz. Hangisinde kurallı bir sıfat vardır, yoktur gibi kullanıyoruz. Çünkü kapsamda var. Milli Eğitim müfredatında olan bir bilgidir kendisi. Tamam. Sorunuz varsa yazabilirsiniz. Ne anlattım? Birleşik yapılı sözcükler, isimler ve eylemler kesinlikle bilinmeli. Sıfatı da, birleşik sıfatı da piyangodan çıktı diye düşünebilirsiniz. Onun da aslında bir zorluğu yok. Tamam, doğrudan bilgi ama biraz tekrar yaparak halledeceğiz bu işi. Şimdi, arkadaşlar ek kök incelemesi yapmıştık sanki geçen hafta. Yanlış hatırlamıyorum sanırım. Soru çözümüne geçeyim.
Sonra sorular bitince bir ara verip fiilimsiyi anlatırım. Ondan sonra da bugünkü konumuzu bitiririz. Tamam mı? Soru çözümü. Evet. Siz de yazabilirsiniz. Ben açıklayarak çözeceğim hepsini. Hem nasıl sorularla karşılaşabiliriz? Bir bakın bakalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi üçüncü çoğul kişi yeli keki almıştır? Bak çok güzel bir soru. Şöyle alalım. Hatırlatayım. Kızım geldi. Kızın geldi. Senin kızın. Onun kızı. Bizim kızımız. Sizin kızınız. Onların kızları. Üçüncü çoğul iyilik dediğine göre onların kızları. Hem ilk kelimede lar ekini görmeliyim hem de ikinci kelimede. Çünkü onun kızları dersem onun kızları o üçüncü tekil iyilik olur. İlkinde olmadığı için, tamam mı? Dikkat. İyi bir soru. B mi demiş? Bakacağım. Bilmiyorum, cevapları hatırlamıyorum. Beraber bakalım hadi. Bir cevap daha geldi. Güzel. Çok güzel. E'ler, E'ler, E. Güzel, güzel, çok güzel. Ben de açayım. Tamam, çok güzel. Bakın, bunların hepsinde iyelik eki var. Dört tanesi üçüncü tekil iyelik, bir tanesi üçüncü çoğul iyelik. Önüne bakarak, bağlı olduğu kelimeye bakarak bulabilirim bunu ancak. Dede Korkut anlatıları dediği için burası üçüncü tekil iyeliktir. Dede Korkutların anlatıları dese üçüncü çoğul olacak. Türk halkları dediği için burası üçüncü tekil iyeliktir. Burada çoğul eki olmadığı için. Oğuz boyları dediği için burası üçüncü tekil iyeliktir. Bu destanın birbirine yakın biçimleri, destanın biçimleri dediği için burası üçüncü tekil iyeliktir. Destanların biçimleri dese üçüncü çoğul olacak. Şimdi dikkat. Bu toplulukların ortak bir düşünce tarihine sahip oldukları, toplulukların sahip oldukları şeklinde şimdi üçüncü çoğul iyeliktir. Güzel. Pek çoğunuzdan zaten cevap geldi. Tebrik ederim. Güzel bir soru bu. Evet, Sevil, Berkay, Eda B'de bıraktı ama evet, çoğunluk Edirne dedi. Aklınıza takılan bir şey olduğunda da sorun lütfen. Kapat. İki. Bu güzel soru. Hangisinde belirtme durum eki almıştır? Sözcüklerin hangisi belirtme durum eki almıştır? Şimdi burada da muhtemelen iyilikle karıştırmanızı istemiştir soru. Kızı geldi dediğimde onun kızı. Şu kızı bir sustur dediğimde şu kızı. O da belirtme durum eki. Anlamdan çıkartmalıyım. Yani tek başına baktığında bunların hepsi iyilik eki ya da ihal eki olabilir. Şimdi dikkat. Oyuncular herhangi bir rolü canlandırdığında izleyicilerinden gözleri önüne bak. İzleyicilerinin gözleri iyelik ekidir. Üçüncü çoğul. Önüne serilen sahneleri, onların sahneleri değil, o sahneleri ya da bu sahneleri tanıştırayım belirtme durum ekidir. Devam et. Ciddi almalarını beklerler. Kendilerinden izledikleri karakterlerin sahipmiş gibi görünen izleyicilerin izledikleri bak. Burada çoğul kullandığı için ben bunlara hep üçüncü çoğul iyilik demek zorundayım. Çünkü bağlı olduğu yer izleyiciler. Sahipmiş gibi görünen nitelikleri gerçekten sahip olduklarına, karakterlerin sahip olduklarına bakın. Karakterlerin sahipmiş gibi görünen nitelikleri gerçekten sahip oldukları, karakterlerin sahip oldukları üçüncü çoğul iyilik. Yapmakta oldukları işin yol açacağı sonuçların gerçekleşeceğini ve genelde her şeyin göründüğü gibi olduğuna inanmaları istenir. İzleyicilerin inanmaları yine üçüncü çoğul iyilik şeklinde karşımıza çıktı bak. Çok güzel soru. Cevabı nerede bıraktım? Bolu'da. İkinci de belirtme durum eki var. Diğerlerinde iyilik eki mevcut. Evet, üçüncü soruya geçtim. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? Kök deyince neye bakıyorduk biz? Kök. Kökü farklıdır deyince isim mi fiil mi ona bakacağım ben. Burada kalemi de almayayım. Güney sözcüğünün kökü nedir? Güney, gün.
Günden güney, kuzdan kuzey, hatırlayın isimden isim. Bölgeye düşen, bölmekten bölge, fiil kökü. Yıllık yağış, yıl, isim. Cevap çıktı aslında değil mi? Yani gün isim, yıl isim, yerleşik yer isim, azalmak, az isim. Azmak diye de bir kelime var. Azdı iyice, çok konuşuyor falan değil. Kastedilen o değil, sesleş bir köktür. Buradaki isim anlamdan çıkar. Yani cevabı nerede bıraktık? Tabii ki Bolu'da bıraktık. Evet Eda. Devam ediyorum. Basit soru. Parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapı deyince neye bakıyordum? Yapı, dış görünüş, basit, türemiş, birleşik şeklinde tasdifleyeceğiz şimdi. Bakalım neler varmış bunların üstünde. Normal insanlar hayatlarında bir defa ergenlik acısı çekerler. Ermek fiil kökü. Ergen fiilden isim. Ergenlik isimden isim. Yani türemiş bir kelime. Gövdedir aynı zamanda, o terimleri de hatırlayalım geçen haftadan. Ergenlik acısı çekerler. Şuraya türemiş diye yazalım, bunları inceleyelim. Çekmek fiil kökü. Çeker geniş zaman. Çekerler. Bu lere sakın çoğul eki deme, soru gider. O bir kişi eki. Çekerim. Çekersin. Çeker. Çekeriz. Çekersiniz. Çekerler. İsim üzerinde gördüğümde larlar çoğul ekidir. Eylem üzerinde gördüğümde larlar kişi ekidir. Üçüncü çoğul kişi eki diye almamız gerekiyor. Yani bu basit bir sözcük. Zaman ekleri ve kişi ekleri çekim ekinin arasındaydı. Der göte ardından fakat diye devam eder. Şimdi dikkat. Yapım ekinin iki tane tanımı vardı arkadaşlar. Yapım eki sözcüğe gelir, anlam değiştirir. Orası cepte. Ya da sözcüğün türünü değiştirir, türünü. Sözcük türü deyince ben ne yapıyordum, neye bakıyordum? Türünü değiştirmek deyince ismi fiil ya da fiili isim yapması demektir. Şimdi bakın, diye minnacık bir kelime ve türemiş olduğunu göremeyebilirsin ama bu tanımı unutma. Tür değiştirdiği an o ek yapım ekidir. Demek fiilken, evet bir de daralmaya uğramış, iyiye kaynaştırma var. Bir tane ek almış, eki tanımasan dahi diyemek diye bir şey yok. Fiili isimleştirdi mi artık? Fiilin fiil olma özelliğine son verdi mi? Evet. O zaman ne demiştik? Sözcüğün türünü değiştirdiği an ona yapım eki demek haktır. Yani türemiş yapıdır. Hocam biz bu eki görmedik. Evet görmedik. Soruları bitireyim. Fiilim senin için de anlatacağım. Zarf fiil eki var. Hatırlarsanız ikileme şeklinde kullanılır aslında. Seve seve anlatırım. Nasıl anlatırım? Seve seve. Oynaya oynaya gelin. Nasıl gelin? Oynaya oynaya şeklinde. Oradaki A ekinin tek kullanıldığı iki istisnadan bir tanesi. Biri diyedir, biri de göredir. Bana göre hava hoş deriz ya, bana göre. Oradaki E de zarf fiil ekidir arkadaşlar. Edat'ta tekrar anlayacağım. Filmsi de birazdan tekrar anlayacağım. Tamam mı? Sorularımızı bir bitirelim. Yani cevap bol oldu. Ama şunları da hızlıca ayıralım. Sanat isim kökü, sanatçı isimden isim, sanatçılar ismi geldiği için çoğul eki demeliyim. Türemiş özür dilerim. Genç isim kökü, gençleşmek isimden fiil, gençleşir, geniş zaman eki, gençleşirler, kişi eki. Çoğul eki demem için isim üzerinde görmeliyim, eylem üzerindeki larlar kişi ekidir, unutmayınız. Cevabı nerede bıraktık? Bolu'da bıraktık, tamam. Temizleyelim hemen diğer soru. 5. Parçada kimi sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Bakalım. Cümleyi okumak zorunda kalabiliriz ara ara. Hareketlerin sözcüğünde birden fazla çekim eki varmış. Bir bakalım. Hareket kök. Hareketlerini bitirdikten sonra vücudunun kendi, tamam güzel. Hareketler çoğul. Çekim eki bir. Hareketleri, kendi hareketleri, iyilik eki iki. Ne kaynak? Belirtme durum eki 3. 3 tane çekim eki var. Doğrudur. Eledik. Vücudunun sözcüğünde tamlayan eki kullanılmıştır. Tamlayan kapının kolu hemen. Zaten görünüyor ama metinde görün. Vücudunun her tarafı. Vücudunun tarafı bakın. Kapının kolu mevzusu. Buradaki un tabii ki tamlayan ekidir. Hocam şu ne? Kendi vücudu bu u'da iyiliktir. Bu da gitti. Siyahlatıyor sözcüğünde isimden fiil yapım eki kullanılmıştır. Siyah isim, siyahlamak isimden fiil bulduk. Siyahlatmak fiilden fiil, yor, şimdiki zaman ekidir. Kurbağalama sözcüğünde fiilden fiil yapım eki vardır.
Kurbağa isim kökü. Bu neymiş? Kurbağalama yüzerek uzaklaşıyor. Bir yüzme stili. Kurbağa isim kökü. Kurbağalamak isimden fiil. Kurbağalama fiilden isim. Fiilden fiil var mı? Hayır. Cevabı Denizli'de bıraktık. Açılıyordu sözünde yapım ikili çekim iki bir arada kullanılmıştır. Açmak fiil kökü. Açılmak fiilden fiil. Açılıyor. Şimdiki zamandaki çekim iki. Açılıyor idi. İdi, ek eylem, ek eylemin hikayesi yine çekim eki şeklinde cevabı Denizli'de bıraktık. 6. Hangisinde çıkma durum eki diğerlerinden farklı işlevde kullanılmıştır? Arkadaşlar bunu anlamdan da işlev deyince öge bakılır, ögeden de çıkartabilirsiniz. Çıkma durum eki neydi? Dan, den. Hemen başlayalım. Hastalık sürecinin akabinde babasını kanserden kaybetti. Neden kaybetti? Kanserden. Neden ve zarf cümleci. Korkudan tek bir söz söyleyemedi. Neden söyleyemedi korkudan? Sebep ve zarf cümleci. Yani aile aynı. Bahçeli kimse ilgilenmediğinden kulüp gitmişti. Neden ilgilenmediğinden? Neden ve zarf cümleci. O adam bildiğimiz serseri takımından. Ona laf anlatmak boş bir çaba. Şimdi dikkat. O adam bildiğimiz serseri takımındandır. Yani bu sefer zarf değil yüklem görevinde kullanılmış. O yüzden cevap Denizli. Dırdırı unutmayın. Bir isim idi imiş almadan yüklem pozisyonuna geldiyse kesinlikle üzerinde dırdır vardır. O adam bildiğimiz serseri takımındandır. Ona laf anlatmak boş bir çabadır şeklinde düşmüş bildirme ekleri var. Şuna da bakalım. Katılamaz olduğundan ileri bir tarih ertelendi. Neden? Katılamaz olduğundan şeklinde sebep ifade ediyor. Güzel soru. 4. Zarf cümleci bir yüklem görevinde karşımıza çıktı. 7. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yapısındaki iyilik eki çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Bu kelime daha önce de işte başka işte sınavlarda, üniversite sınavında falan kullanılmış bir kelime. Muadil bir soru. Şimdi önce iyilik eklerini bul da gerçekten atarak da yapabilirsin ama çok uzatmayacağım. Hani hemen cevabı bir diğer soruya geçelim. Sorumuz çok. Sınıftaki çocuklar kendisinden yaşça büyüktü. İyilik ekin burada. Kendisi derken i, s de n de kaynaktır. Şimdi ben buradaki i'yi atsam ve sınıftaki çocuklar kendinden yaşça büyüktü desem ne kaybedeceğim ki hayatımda? Hiç de bir şey kaybetmem. O yüzden cevap Edirne. Kendi sözcüğü, kendinden iyilikli bir sözcük zaten arkadaşlar. Kendisi dediğimde aslında çok da lazım olmayan bir iyilik ekini getirmiş oluyorum. Tamam, kendin iyiliklidir. Diğerlerini atamazsın bak. Kızlar saçlarını, kendi saçları, iyilik burada. Kızlar saçları enseden renkli tokalarla bağlamışlardı. Olmadı. Yırtık pırtıktı çoğunun ayakkabılar. Bak, olmadı. İyilik eklerini çiziyorum. Ama okula başlamış olmaktan dolayı neşeye diyecek yoktu. Olmadı. Ağız sulandıran bir oyun coşkuyla birbirlerinin peşine düşmüşlerdi. Gördüğünüz gibi iyiliklerin hiçbirini atamıyorum kalanlarda. Deneme yanılmayla da yapılabilecek bir soru. 8. Hangisi söylenemez? Sözcüklerin yapısıyla ilgili hangisi söylenemez? Evet. Fiilimsi soruların bitiminde bir ara vereceğim. Ondan sonra anlatacağım. Onu da bu konu altında eriteceğiz ama ezberden akrostişleri hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birinci sözcük sıfat fiil eki almıştır. Sıfat fiiller an asımez ardik ecekmiş. Yapılan bir araştırma. Evet. An, en, sıfat fiil doğru. İkinci sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Bakalım. Tanımak kök, fiil kökü. Tanışmak fiilden fiil. Tanışma işi fiilden fiil. Tanışmayı derken belirtme durum eki y de kaynaktır. Doğru. Hem yapım hem çekim eki var. Üçüncü sözcük ses türemesi olmuş bir sözcüktür. Reddetmesi derken doğru, evet, ünsüz türemesi ikizleşmesi şeklinde karşımızda. Dördüncü sözcük İsimden fiil yapım eki almıştır. Kalmak fiil kökü. Kalıt
Fiilden isim, kalıtsal, isimden isim. Almış mı ismi fiil yapan? Almamış. Kalmak fiil, kalıt isim, sonrasal tekrar isimden isim, yani cevabı denizde bıraktık. Beşik sözcük birleşik fiildir, evet, ortaya koymak. Ögelerde falan bunları birbirine ayıracağız. Cevabı denizde bıraktık. 9. Hangisi bildirmek diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Görev deyince öge bakacağız. Asıl karşılığı budur. Ama ÖSYM görevi her yerde kullandığı için kefil değilim. Aklınıza ilk öge gelsin. Özlenirse tümle çüklen. Bildirmek de dırdır. Başladım. Ufuk bir tilkidir. Kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır. Uzun ve dolaşık. Hangi öge? Yüklen. Yıllardır bildirme ki kaybettim o tatlı sesi. Bu sefer yüklem değil. Kaybettim yüklem. Ne zamandır? Yıllardır. Zarf tümlecidir öge olarak. Bir devam. Ruhum ki yanıktır. Şifasızdır. Başka da yok. Her ikisi de yüklem görevinde. Bu Zafer Mabedi'nin mimarı bir neferdir. Yine yüklem görevinde. Bana yadigarın kaldı alemde. Kırılmış bir neyki son yoldaşımdır. Yine yüklem görevinde. Yani cevabı Bolu'da bıraktık. Evet. Güzel soru. 9. Parçadaki alt çizgi sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Birinci hem yapım hem çekim eki almıştır. Öyle mi? Güzel. Lik, isimde isim yapım ekiller, çoğul, isme gelmiş, e'de yönelme. Doğru, hem yapım hem çekim. İkincisi zarf fiil eki almıştır. Evet, aradan sonra anlatacağım. Ama ezberden akrostiş hatırlıyorsunuzdur. Asiye Kenyalı Emma'dan düğünden ince ip arakladıkça, arak erek, doğru. Üçüncü sözcük isim kökünden türemiştir. Kucak açarak yıllanan, yıl, sene, evet, isim kökü. Dördüncü sözcük çoğul eki almıştır. Dikkat, isme gelmesi lazım. Meydan isim ve lar, evet, bu da çoğul eki isme geldiği için. Da bulunma kalma durum eki. Beşinci sözcük işteşlik eki almıştır. Hocam işteşlik eki ne? İş, iş şeklinde. Olmak ve oluşmak burada da var. O zaman soru hatalı mı? Hayır. İşteşlik eki demem için sadece tipe aldanmayacağız. Anlama da bakmalıyım. O iş iş eki eylemin karşılıklı yapıldığını anlatmalı. Tokalaşmak, selamlaşmak, savaşmak, görüşmek gibi. Ya da birlikte yapıldığını anlatmalı. Koşuşmak, bekleşmek, ağlaşmak gibi. Çatıdan hatırlayan vardır. Burada oluşma, oluştu derken, oluşmak derken artık anlam olarak bunu vermediği için bu normal fiilden fiil yapım ekidir. O yüzden cevabı Edirne'de bıraktık arkadaşlar. 11. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi yardımcı eylemle kurulmuş bir ilişki eylemdir? Hızla okuyorum ve yüklemlere bakıyorum. Burada hiç kalemi de almayayım. Aile apartmanı idarelerinin bir üst katta otururdu. Salondaki üç dilinin o kapatmadan... Koca bir yüklem burası. Salondaki üç televizyonu hiç kapatmadan izleyen tam bir bir dizi tutkunuydu. Bu koca bir tablama ama birleşik eylem değil, yardımcı eylem. Yani aynı anda izler, kaçırmaz, yapar. Bir diğer pişirmek, yardım ederdim bakın. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem 5'te, 5. cümlede. Ben de sık sık yanına gider, yardım ederdim, yardım ederdim, yüklem diye alacağım. Yani 5 cevabı Denizli'de bırakacağız. Geçtim. Numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? Master eki almayacak. Etkileşim. Nedir kökü? Etmek fiil. Etmekten etki. Etkilemek, etkileşmek, etkileşim. Esinlenerek köküm ne? Esmek fiil. İşlemci köküm ne? İş, isim. Şimdi siz bunu zaten yapıyorsunuzdur soru çözerken. Ben belirtmiyorum ama. Mesela işte... Hangileri isim kökünden türemiştir? İş. Üçüncüsü kesinlikle olmak zorunda. Biri de atladın. Cevap 3 ile 5 olmak zorunda zaten. Yani seçenekten elemeyi siz yapıyorsunuz zaten. 3'ü verdiğin yer sadece 1 var. Bir de 5 var yanında. Biri zaten elediğime göre cevap Denizli'dir deyip geçebilirsin sınavda. Biçmek fiil kökü.
yaş yine isim kökü. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşanmak, yaşanma işi. S kaynak, I da iyilik eki şeklinde, tamam. 13. Yarıladık. Sonra bir ara vereceğim. Hangisi yapım eki almamıştır? Ay, bu da basit soru. Sürmekten süreç yapım eki almış. Sosyalleşme süreci derken sondaki iyi de iyilik ekidir. Vardan varlık yapım eki almış. Saymaktan saygı, fiilden isim, lı isimden isim. Kendi kök, ne kaynaktan de çıkma durum ekidir. Yani cevabı 4'te bıraktık. Yetmek kök, yeter, yeterlik, yeterlike. E yönelme, diğerleri de evet yapım eki şeklinde. 14. Hangileri hem yapım hem çekim eki almıştır? Şimdi bakın, bu soruyla karşılaşırsanız önce türemişleri bulun. Sonra üzerinde çekim eki bakın. Mesela sınavda şunu görerek halledebilirsin. Nerede benim kalemim? Ha. Altını çizdiği sözcüklerden arkadaşlar yıllarından basit yapılıdır. Yani şey, üstte yapım eki yok. Sonuna basit yapılıdır. Onlardan da basit yapılıdır. O zaman cevap otomatik olarak Bolu oldu mu? Böyle bir soruyla uğraşırken tek tek ek kök ayrımı yaparsanız çok vakit kaybı olur. Her sözcükte iyi kötü çekim eki vardır. Önce türemişi bul. Çünkü yapım eki alması demek onun türemiş olması demek ve biz bu konuda çok iyiyiz. Önce türemişi bul. Sonra üzerinde çekim eki var mı diye bak. Bak, hiçbir şey incelemeden bunlar basit diye dedim, cevap çıktı. Yine de bakalım. Bağ isim kökü. Bağlamak. Bağlantı. Gezmekten gezinti vardı ya. S kaynak, I da şey, iyilik ekidir. Yapım ekleri ve çekim eki. Ön kök, önem, isimden isim, önemsemek, isimden fiil, önemsemiş, onlardan daha üstün bir deneyim varlığını tanımamıştır. Mış da duyulan, öğrenilen geçmiş zaman, çekim eki 1 ile 4 şeklinde çıktı, tamam mı? Hangisi your eki diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır? Buna da keep, zaman kayması diyeceğiz biz. Zaman ekleri birbirinin yerine kullanılabilir. Mesela yarın geliyorum. Geliyorum diyorum ama yarından söz ediyorum. Gelecek zaman yerine kullandım. Anlatım bozukluğu falan değil. Öyle bir soruyu sormuş muhtemelen. Astronomlar evrenimizi giderek artan bir hızla genişleten gizemli hızlandırıcıyı karanlık enerji olarak adlandırıyor. Adlandırır gibi bir geniş zaman anlamı var. Piri Reis'in dünya haritasını yıllarca araştıran ve bu konuda kitap yazan kartografya tarihi uzmanı bir derginin konu olarak İstanbul'a geliyor. Yani bu sefer gelecek, gelecek zaman için kullanılmış. Genetik ve çevresel faktörler etkileşerek otizmin ortaya çıkması rol oynuyor, rol oynar. Geniş zaman, yani cevap Bolu da kaldı bu arada, cevap Bolu. Bataklık sülün boyutundaki hoatzin kuşu yiyeceklerini fermente ederek sindiriyor. Sadece şu anda değil, hep böyle geniş zaman. Her defasında demiş ya, her defasında diye başladığı şey zaten geniş zamanlıdır. Suya dalar, büyülenmiş olarak sudan çıkarım. Hepsi geniş zaman, Bolu'daki gelecek zamanı kastetmiş. 16. Parçada numaralanmışlar hangisi yoktur? Numaralanmış diyorum. Aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. Tezlik fiili neydi? İyi vermek. Evet, hızla gözümle tararken gözüme ilişti, uyanı vermek. Zarf fiili neydi? Asiye Kenyalı Emma'dan ince ip arakladıkça zarf fiili de bulduk. Sıfat fiili neydi? An, asamez, ardik, ecekmiş. Şöyle bakıyorum, göremiyorum. İstek kipiyle çekimlenmiş fiil. Geleyim, gelesin, gele, gelelim, kalkalım, kalkasın, kalka. Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil, şimdiki zaman yor ya da makta. Ne duruyoruz? Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil, cevabı C'de bıraktık. Hangisi yanlıştır? Yönelme durum eki almış bir zamirdir diyor birinci sözcük. Oo, hem tür hem ek. Evet, biz, kişi zamiri, E'de yönelme, yaklaşma doğrudur. İkinci sözcük dönüşürük eki almıştır. Hocam o ne? L ne? Çatı ile ilgili bir konu. İşi kendi kendine yapma anlamı.
dillerini anlamakta zorlanıyoruz. Kendi kendimize zorlanıyoruz. Sevindi, kendi kendine sevindi. Dövünüyor, kendi kendine dövünüyor. Bakındı, kendi kendine etrafa bakındı. Şöyle bir göründü geldi, kendi kendine göründü gibi. Yapan da etkilendi, kendisi anlamı var, doğru. Üçüncü sözcük hem yapım hem çekim eki almış. Cümlede de belirtili nesne görevindedir maşallah. Daha ne kaldı söyleyecek? Sevmek, sevgi. Evet, fiilizm yapım eki, sevgimiz, iyilik eki, çekim eki, sevgimizi belirtme durum eki, çekim eki. Bir de öge bakacağız. Dile getirmek, yüklen. Neyi dile getiriyor? Sevgimizin nesne, bu da doğru. Dördüncü sözcük at soyludur ve bulunma durum eki almıştır. Kalabalıklar içinde iç, evet, at soylu ve bulunma durum eki almış. De. Kalabalıklar içi derken iyi de iyiliktir, neye de kaynaştırmadır. Bu da doğru. Beşinci sözcük belgesi sıfattır. Yalnızların sayısı, üzgünüm. Belgesi sıfat nasıl bir şey? Bazı arkadaşlar birçok soru, kimi insanlar. Yalnız zaten dolu bir kelimedir. Ona belgesiz diyemem. Yalnızların sayısı, yani tanımlı bir kelimedir. Yalnızların sayısı da belirtili isim tanımlaması olduğuna göre bu isimdir. Belgesi sıfat falan değil. Cevabı Edirne'de bıraktık arkadaşlar. 18. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur? Bağlaç görevinde kullanılmış de. Ayrı yazılan de. Bunu şeyde yazımda alacağız. Değerlendirebilmemizi de sağlar. Zaten ayrı yazmak zorunda değil bilgisi sorusu. Çünkü direkt görselden de, yani bakarak da görebilirim. Sıfatlaştıran ki, evet, çekimekleri de kıyaslamasını yapmıştım. Daki'deki gördüğünüzden yapıştırıp geçin demiştim. Hangi yazılar hakkındaki yazılar? Hangi video YouTube'daki video? Hangi soru dersteki, duvardaki pano, yerdeki kağıt, cebimdeki kalem gibi? Bunu da bulduk. Sürerlilik fiili. E kalmak, e durmak, e gelmek. Nerede? Var mı? Var mı gören? Demiş. Evet. Sürerlik fiili ben de göremiyorum. Bir devam edelim. Ünlü düşmesi nerede? Yalın. Onu da bulduk. Dönüşürlük zamiri dediğim şey ne? Tek kelimedir. Kendi sözcüğüdür. Onu da buldum. Evet, cevabı C'de bıraktık. 19. Hangisi yanlıştır? Birinci cümlenin yüklemi belirli geçmiş zaman olumsuzluğuyla çekimlenmiştir. Belirli geçmiş zaman, değili geçmiş zaman. Bir seçkiyle karşılaşmadım. Evet, hem olumsuz karşılaşmadım hem de belirli geçmiş zaman. İkinci cümlede koşul eki almış bir sözcük vardır. Koşul eki neydi? Sase ise. Öykülerden oluşuyor ise. Evet, koşul eki almış bir sözcük buldum. Üçüncü cümlede özne isimden isim yapma eki almıştır. Yazarlar birbirinden farklı edebiyat anlayışlarına sahiptirler. Kim sahiptirler? Yazarlar. Özlem. Yazmak fiil, yazar fiilden isim. Bakayım. İsimden isim değil, üzgünüm. Larda çoğul iki cevabı C'de bıraktım. Dördüncü cümlede zarf fiil eki vardır. Dıkça dikçe, Asiye Kenyalayamadan düğünden inceyip arakladıkça. Beşinci cümlenin yüklemi ek eylemin olumsuz biçimiyle çekimlenmiştir. Ek eylem idiymiş ise dırdır. Ek eylemin olumsuzu da değille yapılır. Bir bakalım. Pek olası değildir. Evet, pek olasıdır yerine olumsuzu değille yapılmış. Güzeldir, güzel değildir, zordur, zor değildir gibi. Hangisinde bir sözcük ilgi adılından, ilgi zamirinden sonra yaklaşma durumu eki almıştır? İnki üzerine e, yaklaşma, yönelme eki gelecek. Şimdi bir defa arkadaşlar bu soruda sıfat yapan ki'yi bir ele. Masadaki kitap, bu sıfat yapan ki, bununla işim olmaz. Bugünkü ders, öteki çocuklar, bunlarla işim olmaz. Bunlar hep sıfatlaştıran ki. Benimkinin, evet, inki, benimki, benim defterim. Ama üzerinde yaklaşma değil, tamlayan eki var. Benimkinin sayfaları gitti. Seninkine benziyor. İnki, ilgi zamiri e'de yönelmedir. Evet, cevap Denizli. Bizimki, evet, D'de bulunma kalmadır diyorum ve bırakıyorum. Ay. Yirmi bir.
Geçen bağ fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır. Bağ fiil, zarf fiil, ulaç, Asiye Kenyalayma'dan düğünden ince ip arakladıkça Hermes Maksız'ın casına şeklinde. Bakalım, sadece öge bakacağız, zor soru değil. Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi. Madan meden zarf fiil. Nasıl söylerdi? Çekinmeden. Zarf fiil, bağ fiil. Nasıl? Soruyu unutma. Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyor. Arak erek. Nasıl yanıtlıyor? Düşünerek. Bağ fiil, zarf fiil. Güle oynaya. Zarf fiilim. Nasıl gitti güle oynaya? Yine nasıl? Bitirmek için ölesiye çabalıyor. Asiye esiye. Nasıl çabalıyor? Ölesiye. Bu da nasıl? Bence o buraya geleli çok değişti. Alı eli zarf fiil ne zamandır değişti? Geleli ne zamandır sorusunun karşılığı olduğu için cevap Edirne'de kaldı. 4 nasıl, 1 ne zaman sorusu. Parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi? Bir varlığın neye ait olduğunu belirteni kalmıştır. Neye, kime? Yani iyilik eki istiyor bizden. Aslında basit. Geçen hafta soru çözerken de muhakkak söylemişimdir. Bir defa sığsı diye bir şey görürsen o kesinlikle iyilik ekidir. İşaretle geç. Kalesi, annesi, arabası, çarşısı, caddesi, Ayşe'si, Fatma'sı, gördüğün an yapıştırıp geçebilirsin. Onun kalesi demek istiyor. Bir bakalım diğerlerine. Vadinin içi derken tamlayan ekidir bu. Vadinin içi isim tamlaması bağlantısını kur. Eski kök, eskiler çoğulden çıkma durum ekidir. Dükkan kök, dükkanlar çoğu, dükkanların bulunduğu, neyin bulunduğu dükkanların, bu da tamlayan eki, aynı vadinin gibi. Görmek kök, görülme, fiilden fiil, görülme işi, fiilden isim, Y kaynak E'de yönelme ekidir şeklinde. Sısı gördüğün an yapıştır geç, sesi kaynak iyisi iyilik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır. Ne istediğini bilmiyorum. Yapım çekim eki ya da çekim eklerini kendi içinde ayırtabilir ya da yapım eklerini kendi içinde ayırtabilir. Mutlaka cümleyi okumalıyım. Bugünlerde birçok yeni yayın piyasaya çıktı. Yaymaktan yayın. Fiilden isim yapım ekidir. Türemiş kelime. Bunları defterinize yazın. Siz yazın. İleride size gerekebilir. Emir kipi, kişi ekidir yani. Yani çekim eki. Akşama kadar evde bir yığın işi vardı. Yığmaktan yığın. A ile C aynı fiilden isim. Yazarın bu kitabında dizin bölümü yok. Dizmekten dizin. Yine evet. Aynısı. Fiilden isim. Karadeniz'e akın var. Akmaktan akın. Fiilden isim. Bu da aynı. Cevabı Bolu'da bırakıyoruz. 4 yapım, 1 çekim eki. 4 fiilden isim yapım eki, 1 tane emir kipi. Yani kişi ekimiz mevcut. 24. Hangisi yüklem kökü bakımından ötekilerden farklıdır? Yüklem kökü, yani isim mi fiil mi? Sadece yüklem. Pişirmişler, pişmek fiil. Beni tutulmuştu, tutmak fiil. Bahçedeki çiçeklerini sulamıştı, su isim. Cevabı C'de bıraktık. Çeşmeden doldurmuştu, dolmak fiil. Boğuşuyordu, boğmak fiil şeklinde. Ve son soru. Hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır? Az önce de çözdük ya. Önce türemişi bul lütfen. Sonra üstünde çekim eki var mı diye bak. Açılan bir gül. Şimdi burada türemiş kelime sadece şu: açmak, açılmak. Fiilden fiil, an fiilden isim. Üstte çekim eki olmadığı için gitti. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Türemiş kelime yok. İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı. Yanmak kök, yanınca yapım eki ama üstünde çekim eki yok. Ertesi gün başladı. Başladı türemiştir. Baştan başlamak isimden fiil yapım eki. D da bilinen geçmiş zaman ekidir. O yüzden cevap Denizli. Ayva, sarı, nar, kırmızı, sonbahar zaten türemiş kelime yok. Doğarken, doğmak kök, doğar geniş zaman eki, çekim eki iken yine bir yapım ekidir. Cevabı Denizli'de bıraktık. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Evet. Fiilimsi'den bahsedeceğiz. Fiilimsi evet sorularda da karşımıza çıkıyor. KPSS'de de. Hocam fiilimsi'yi niye burada işliyoruz derseniz. Bu arada ekranı görüyorsunuz değil mi?
sunuyu, fiilimsi sunusunu. Tamam. Fiilimsiden niye burada bahsedeceğiz? Çünkü fiilimsiler yapım iki arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi vardır ya da yoktur gibi sorularda bazen zihnimiz bulanabiliyor. Ben neye bakacağım diye. Fiilimsi dendiğinde bakacağınız bir grup ekten ibarettir. Tamam. Ve bu eklerin hepsi yapım eki. Ve bu ekleri alan sözcükler türemiş yapıya taşınıyor. Ve bence işlenmesi gereken yer tam da burasıdır. O yüzden yapının devamı olarak burada eriteceğim, sonra dönüş yapmayacağım. Karşımıza çıkacak ama fiilimsiler. Cümle türlerini işleyeceğiz orada falan, karşımıza çıkacak. Şimdi fiilimsi, evet, her biri fiilden isim yapım ekidir. Yapım ekinin iki tanımı vardı, unutmayın. Sözcüğe gelir anlam değiştirir ya da sözcüğün türünü değiştirir. Bu eklerin hepsi sözcüğün türünü değiştirdiği için, fiillere yapıp onu yapışıp onu isimleştirdiği için yapan, üreten ek konumundadır. Tamam? Tür değişikliği. Hocam anlam olarak ne değişti derseniz onu size ispatlayamam ama tür değişikliğini net bir şekilde göreceksiniz birazdan. Önce başlıkla başlayayım. Fiilimsi, yani eylemsi. Sarımsı, mavimsi ne demek mavimsi? Maviye yakın ama mavi değil, aşağı çekiyorsun. Sarımsı, sarıya yakın ama sarı değil, aşağıya çekiyorsun. Fiilimsi ne demek ya da eylemsi? Eyleme yakın ama artık değil, aşağı çekiyorsun. Burada olan biten şu. Şu gördüğünüz ekler, mayışmak diye kodlamıştık. Aslında iş, kılıç, oluş, hareket bildiren sözcükleri fiillere yapışıp onu isimleştirir, isme taşır tür olarak. Bu ekler fiillere yapışıp, anası mezar dikecekmiş, sıfata taşır. Şu gördüğünüz eklerde fiillere yapışıp onları zarf türüne taşır da, tam başaramaz, arada bırakır. O yüzden yanında bir de fiil sözcüğünü anarız. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Yani arafta kalmış bir grup ektir aslına bakarsanız. Sözcüğü de arafta bırakır otomatik olarak. Hangisinde fiilimsi vardır dediğinde ister ezberden gidin, bu eklere bakacağız. İsterseniz bir mantığı var, anlatacağım, mantığından gidin. Arayacağım şey bu eklerdir. Mayışmak, anası mezar dikecekmiş. Asiye, Kenyalı Emma'dan. Düğünden. İnce ip arakladıkça Ermiz Maksız'ın casına da dışta kalan eklerdir. Tamam, şimdi hemen anlatmaya başlayayım. Mesela isim fiil. İsim fiilin mantığı bence iki soruda gizlidir. İki soru. Bir, şu an ne yapıyorsunuz desem ne yapıyorsunuz? Muhtemelen dinliyorum, bakıyorum, izliyorum, oturuyorum, anlamaya çalışıyorum gibi yanıtlar alacağım. Birini alalım sadece. Dinliyorum. Dinliyorum sözcüğünün türü nedir? Eylemdir. Zaman eki falan almış. Geçen haftaki bilgilerinizi kullanın. Zaman eki gördüğüm an o sözcük eylem kısmına artık geçmiş durumdadır. Tarafını belirlemiştir. Net bir şekilde fiildir. Aynı kelimeyle ikinci soruma yanıt istiyorum ve isim fiilin mantığını vermeye başlıyorum sonrasında. Yaptığın işin adı ne desem, yaptığın işin adı ne eşittir senin adın ne? Bana vereceğiz 3 alternatif var. 1. Dinlemek işini yapıyorum. 2. Dinleme işini yapıyorum. 3. Dinleyiş işini yapıyorum. Bu sözcükler artık fiil olmaktan çıkıp isme taşınmış durumda arkadaşlar. Her biri de yapı olarak türemiştir. Size önerim bu mayışmanın mantığını anlarken, yani sözcüğe yaptığı şeyi anlamaya çalışırken iş sözcüğünü kullanın. Bu eki alan sözcüğün arkasına işi sözcüğünü getirin, işin adı olduğunu göreceksiniz. Biraz örneği başlayalım, sonra çoğaltacağız. Türkçe'de ne kadar fiil varsa getirin, sonuç değişmeyecek. Konuyu anlatış tarzını beğendim. Anlatış işi, anlatış şekli. Bu artık bir isim sözcük türü olarak. Ya, yapı olarak da türemiştir. Şu kelimeyi kullan. Denizi izlemek işi insanı rahatlatır. Okuma işi, yürüme işi, sohbet etme işini sever, işin adı. Olacakları düşünmek işini istemiyorum. Kızımın ağlayışını duyunca, ağlayış işini duyunca gittim. Filmi anlamaya çalışıyorum, anlama işini çalışıyorum.
Başına gelenleri sindirmeyi başaramadı, sindirme işini başaramadı. Gençler oturuş işine, kalkış işine dikkat etmiyor. Başlamak işi, bitirme işinin yarısıdır. Sınava girmek işini, istemeyiş işine anlam veremiyorum şeklinde. Mesela diyorum ki kendimle ilgili, pandemi süreciyle ilgili. Süreci yönetmek konusunda başarısız oldum. Yönetmek işi konusunda başarısız oldum. Ya da sizler atanmak için uğraşıyorsunuz. Atanmak işi için uğraşıyorsunuz. Küçüklüğünden beri öğretmen olmayı istedi. Olma işini istedi. Ankara'dan gitmeyi bekliyorum. Gitme işini bekliyorum. Tatil yapmak hepimiz istiyoruz. Yapmak işini istiyoruz. Çocuklara bakmayı bilmez o, bakma işini bilmez şeklinde. İş sözcüğü bence yeterli. Maışmak. İlk etapta ezberden de gidebilirsiniz ama gerçekten bir mantığı var. Bu sözcüklerin her biri sadece bu ekleri almış olsa dahi türemiş yapılı demek için hak, denmeye hak kazanmış olacak. Şimdi şu çekim ekleriyle ufak bir birleşime gitmek istiyorum. Fiilimsilerin hepsi fiilden isim yapım eki ya, isimleştiği için isime gelen tüm çekim eklerini alabilir. Çoğul, hal, iyilik, tamlayan, ilgi zamiri gibi. Bakın, okumayı, yürümeyi, sohbet etmeyi derken bu ı'lar ne eki? Okumayı neyi? I. Belirtme durum ekidir. Belirtme durum eki neye gelir? İsimlere. Ha, demek ki sözcük isimleşmiş ki bu hal ekini alabilmiş. Çünkü hal ekleri isimlere gelmek zorunda. Diğerleri de aynı. Kızımın ağlayışı derken şuradaki ı, kızımın ağlayışı, onun ağlayışı iyilik eki almış. İyilik eki neye gelir? İsimlere gelir. Demek ki sözcük ış ekiyle isimleşmiş ki iyilik ekini alabiliyor. Filmi anlamaya, anlamaya a, yönelme, a, e, hal eki, ismin hal ekleri isimlere gelir. Demek ki sözcük isimleşmiş. Sindirmeyi, hal eki, belirtme durum eki, demek ki sözcük isimleşmiş. Oturuşu, kalkışı, onun oturuşu, onun kalkışı, iyilik eki, demek ki sözcük isimleşmiş. Bitirmenin yarısı, tamlayan eki, tamlayan ekleri isimlere gelir, demek ki sözcük isimleşmiş. Sezen Aksu şarkısında ne diyor? Sana gülmeler yaraşır, gülmeler, larlar, çoğul eki, çoğul eki isimlere gelir. Yeni jenerasyon şu cümleleri çok kuruyor. Diyor ki, bir atarlanmalar, bir giderlenmeler, bak atarlanma işi, giderlenme işi, larlar, çoğul eki isimleşen sözcüklere gelir. Buradan da sözcüğün türünün isim olduğunu çıkartabiliriz. Tür değiştirdiği anda zaten yapım eki almış demektir. Tamam. Peki hocam, karıştıracak bir şeyim var mı? Bir miktar olabilir, dikkat edin. Not olarak yazdım. Bazı sözcükler doğuş noktasında işin adı olarak ortaya çıkmış. Fakat süreç içinde bu özelliğini kaybedip kalıcı isim olmuştur. Fiilimsi olmaktan çıkmış. Biz o kalıcı isimlerdeki eklere fiilimsi dememeliyiz. Dersek ne olur? Soru gider. Şimdi soruyu da söyleyeceğim, örnekleri de vereceğim. Yemek adları var burada daha çok. Sarma, dolma, kavurma, haşlama, kızartma, gözleme, kıyma, dondurma, bakkaldan aldığımız ekmek, afyonluyum, afyonun kaymağı, kaymak. Bunlar hep kalıcı isim olmuş. Göze çekilen, sürme, başa örtülen, yazma, basma, fistan deriz ya, oradaki basma kalıcı isim. Bahçede kullandığımız kazma kalıcı isimdir gibi. Yalnız kullanıma dikkat edin. Şimdi, bu sene buğday ekmek daha mantıklı dediğimde, buğday ekmek işi, burada fiilimsidir hala ama bakkaldan iki ekmek al dersen fiilimsi olmaktan çıkar. Karda kaymak keyifli, kaymak fiilimsidir. Afyon'dan kaymak getirmiş dersen fiilimsi olmaktan çıkar. Kullanıma dikkat edin lütfen. Sınıflar dolmaya başladı, dolmaya. Burada hala fiilimsidir, dolma işine başladı. Dolmaya kuş üzümü koymuş dersem artık kalıcı isimdir. Fiilimsi terimini kullanmayacaksın. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Buraya yazdığım sözcükler, yani kalıcı isimler, yine türemiş kelime midir? Evet. Her biri türemiş sözcüktür. Çünkü üzerlerinde bir ek var.
Değişen tek şey şu oldu. Bak, bunların hepsi türemiş. Hepsinde fiilden isim yapım eki var. Sınavda sorulursa türemiştir diyeceğim. Fiilden isim yapım eki var diyeceğim. Ama bu kelimeleri fiilimsi dediğim an soruyu kaybedeceğim. Tamam. Buraya dikkat. Fiilimsi değil ama türemiştir. Ama üstüne fiilin isim yapım eki vardır. Mesela Afyon'dan kaymak getirdim dediğimde kaymak türemiştir. Üzerinde fiilden isim yapım eki vardır. Bu kadar. Ama karda kaymak keyiflidir dediğimde kaymak türemiştir. Fiilden isim yapım eki var ve aynı zamanda o mak ekine de fiilimsidir deyip geçeceğiz. Tamam. Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen sorun. Ma, ış, bak 3 tane ekim var. İlk etapta soru çözerken ezberden gidebilirsiniz ama işin bir mantığı var. Sonra soru çözdükçe mantığını öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Sıfat fiillere gelince an, asa, mez, ar, dik, ecekmiş. Evet, eklerim böyle. Bu daha basit zaten. En zoru isim fiil. Testlerde de o gözden kaçacak. Örgün eğitimde de yıllardır herkesin en iyi hatırladığı konulardan birinin sıfat olduğunu gözlemliyorum. Ama yine de şöyle bir giriş yapalım. Çünkü adını sıfattan alıyor. Sıfat ne demek? Vasıf, özellik, nitelik demektir. Biz nasıl örnekler vermiştik? İşte ismin önüne gelip onun rengin durumunu, biçimini ifade eden örnekler. Ev, isim, nasıl ev, sarı ev sıfattır. Mesela bunu doğrudan çok böyle teknik olarak düşünmenize gerek yok. Gazetelerde bir ilan var ya, vasıfsız eleman aranıyor diye. Kötü bir ilan anlam olarak o. Teknik olarak baktığımda eleman isim nasıl eleman vasıfsız? Vasıfsızlık da vasıftır, özelliktir, niteliktir neticede. Yani kadriye dersen vasıfsız oluyorum. Öğretmen kadriye dersen vasıflıyım. Türkçeci kadriye vasıflıyım. Üniversite mezunu kadriye vasıflıyım. Efendim işte anne kadriye vasıflıyım. Yorgun kadriye vasıflıyım. Dil bilgisel olarak sıfatı sıfat yapan tek şey bir ismin önünde olma zorunluluğudur. Tek başına duran bir sözcüğe ben sıfat diyemem. Şu parantez içinde bir kalsın. Hocam bunlarla ne ilgisi var şimdi sıfat fiilin derseniz çok ilgisi var. Sıfat fiilekleri de fiillere yapışıp onu sıfat olarak karşımıza çıkaracak. Vasıf, özellik, nitelik ifade edecek ama fiile yapışacak. Hemen başlayalım. Bitmeyen işler yüzünden görüşemiyoruz. Bakın iş isim. Nasıl iş? Bitmeyen iş. Sarıdan farkı şu. Bitmek fiil. Bitmemek hala fiil. An enli neye taşındı? Sıfata taşındı. Aç dedi bas bas bağırır. Epeydir gitmiyorum gerçi ama giden yolcu peronunda araç kalmasın. Hangi yolcu? Giden yolcu. Sıfat fiil. Bir Yeşilçam klasiği. Gülen gözler. Nasıl göz? Gülen. Gülmekten an en. Fiile yapıştı. Sıfat yaptı. O yüzden sıfat fiildir. Fiili sıfat yaptı. Oturan boğa diye bir Kızılderili lideri vardı. Nasıl boğa? Oturan. Oturmaktan an en. Yenen yemek, içilen içki. Nasıl yemek, nasıl içki? Söylenen sözün hükmü yok. Nasıl söz, söylenen söz gibi. Her birini örnekleyelim. Görülesi yer çok. Nasıl yer? Görülesi. Görmek fiil, görülmek fiil. Asa esiyle neye taşındı? Asa esiyle sıfata taşındı. Girilesi sınav değil KPSS. Nasıl sınav? Girilesi. Testlerin klasiği. Annelerin öpülesi elleri var. Nasıl el? Öpülesi. Öpmek, öpülmek asa esi. Yıkılası duvarlar, sevilesi insan, okunası kitap gibi. Tabii aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi vardır dediğinde ben size eklerin çıkış mantığını anlatıyorum. Eki görmek yeterli. Çıkış mantığı bu. İlla tamlama yapmak zorunda değil. Gelen gideni aratıyor dediğimde buradaki en ekleri yine sıfat fiili. Ki hangisinde fiilimsi vardır derse işaretleyip geçebilirsin bunu. Gelen insan giden insan demesine gerek yok. Tek başına da verebilir. Paslanmaz çelik. Nasıl çelik? Paslanmaz. Çıkmaz sokak, çıkmaz nokta demez de çıkmaza giriyor der. Bir bilinmeze uğurladık onu der. Bak üstündeki eke dikkat et. Bu A yönelme ekidir. Yönelme eki isimlere gelir. Demek ki sözcük isimleşmiş. Ha bu fiilimsidir o zaman diyorum. Tür değişikliği yaşanmış. Er. Nasıl adım? Koşar adım. Ha burada şu mazmizi tekrar döneyim bak. Şunlar. Var yemez insan. O, bu mazmezdir işte. Kül yutmaz hoca.
karınca incitmez insan gibi. An en, Teoman'ın şarkısı var ya, gönül çelen oradaki an en ya da oyun bozan deriz birbirimize oradaki an en. Evet, bitişik yazılır falan, yazıma da katkısı olsun. Ar ar hep tamlama şeklinde koşar adım ilerliyoruz. Nasıl adım? Koşar adım. Yazar kasa nasıl kasa yazar. Güler yüzlü biri nasıl yüz güler. Çalar saat aldık nasıl saat çalar. Döner sermaye nasıl sermaye döner sermaye. Olur şey değil deriz ya, nasıl şey olur şey gibi. Yediğimiz döner de buradan çıkar ama kalıcı isim olmuş durumda. Evet, nasıl yüz güler. Olmadık işler geldi başımıza bu sene. Nasıl iş? Olmadık iş. Çalmadık kapı bırakmadık. Nasıl kapı? Çalmadık kapı. Hoca hep bilindik örnekler veriyor. Nasıl örnek? Bilindik örnek. Buna yelkekleri falan getirebilirsin. Dikkat et. Yumuşatabilirsin dikdiki. Sorular bildikim yerlerden geldi. Nasıl yer? Bildikim. Bak, üstünde ne eki var? Benim bildikim. İyilik eki. İyilik eki neye geliyor? İsimlere geliyor. Ha diyorum, sözlük demek ki isim. Yaptığın hatayı telafi etmesin. Hangi hata? Yaptığın hata. Yaptıkın hata. İn in. Senin yaptığın. İyilik eki. İyilik eki neye gelir? İsimlere gelir şeklinde. Yatacak yeri yok bu adamın. Nasıl yer ya da hangi yer yatacak yer, acak ecek. Görecek günler var daha, nasıl gün görecek gün. Ödenecek faturalar birikti, nasıl fatura ödenecek fatura. Girilecek çok sınav var ülkede, nasıl sınav girilecek sınav. Ya da ek getirebilirsin. Olacakları biliyordum, olacak olayları, olacak şeyleri şeklinde yine adlaştırabilirsin. Ya da söyleyeceğini tahmin etmiştim, söyleyecek sözünü tahmin etmiştim şeklinde yine iyilikleri falan getirebilirsin. Pişmiş aşa su katılmaz. Nasıl aş? Pişmiş aş. Kızarmış ekmek yiyor kahvaltıda. Nasıl ekmek? Kızarmış ekmek. Az pişmiş yumurta. Nasıl yumurta? Az pişmiş yumurta. Patlamış mısırı çok severim. Nasıl mısır? Patlamış mısır şeklinde örnekler verebiliriz. Ya da geçmişe andım derim. Yine adlaştırıp sunabilirim. Yani ne yaptı bunlar? Fiilleri yapıştı, onları sıfat görevine çekti. Bu nedenle de adı sıfat fiil olarak kaldı. Anası mezar dikecekmiş şeklinde eklerimiz. Tamam. İlk etapta ezberden gidebilirsiniz ama gerçekten basit bir konu. Sadece pratik istiyor. Mutlaka soru çözün dersten sonra. Zarf fiile gelince. Mesela bunun da ikinin çokluğuna aldanmayın. Aralarında en basiti diyebilirim. Bunu da daha rahat göreceksiniz. Bu üç arasında zor olan isim fiil. Onu çok kelimenin kendisiymiş gibi, kemikmiş, kökmüş gibi algılıyoruz. Orada hata yapıyoruz. Zarf fiil için şu bilgiye ihtiyacım var arkadaşlar. Zarf geniş bir konu. Muhakkak aranızda hatırlayan vardır. O genişliğe ihtiyacım yok bunu aktarabilmek için. Öge'ye gidiyorum. Cümlenin ögelerinde yükleme. Zarf tümleyicini bulmak için biz hangi soruları soruyordu? 4 tane sorumuz vardı. Birincisi nasıl? Ben yazana kadar akşam olur da gerçi. İkincisi ne zaman? Üçüncüsü ne kadar? Dördüncüsü de ne kadar? Dördüncüsü de neden, niye, niçin, ne diye şeklinde. 4 tane sorumuz var. Şahane yazdım. Nasıl, ne zaman, ne kadar, neden, niye, niçin, ne diye zaten hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yani şudur zarf cümleci, zarf. Yavaş yavaş anlatıyorum. Nasıl anlatıyorum? Yavaş yavaş anlatıyorum. Uzunca konuştu. Nasıl konuştu? Uzunca konuştu. Zarftır, zarf cümlecidir. Yüzü küçücük kalmış. Nasıl kalmış? Küçücük. Zarftır, zarf cümlecidir. Ben size zarfı anlatırken de aynı yoldan anlatacağım. Çünkü en kolay yolu o ve güzel haber şu. Sınav sorularını biz hep zarf cümleci yoluyla bulabiliyoruz. Detay kısmı var, konu altında anlatacağım. Şimdi burada da diyeceğim ki zarf fiil ekleri, eylemleri yapışır ve onları zarf cümleci olarak karşınıza çıkartacak. Tamam. Çok uzun cümle de yazsan sonuç değişmeyecek. Ben biraz daha kısa yazdım tabii. Yarıştı yüklem.
Nasıl yarıştı? Kıyasıya yarıştı. Zarf cümlecidir. Kıymak fiilken asıya ile zarfa taşındı. Bu yüzden zarf fiildir. Aynı ek örnek vermeye devam ediyorum. Hepsini örnekledim zaten. Doyasıya eğlendiler. Eğlendiler yüklem. Nasıl eğlendiler? Doyasıya. Doymak asıya. Zarftır, zarf cümlecidir. Küçücük çocuğu öldüresiye dövmüş caniler. Nasıl dövmüş? Öldüresiye. Ölmek, öldürmek. Eylemken asıya, esiyeli neye taşındı? Zarfa taşındı. Siz gelesiye bekledim. Bekledim yüklem. Ne kadar bekledim? Siz gelesiye. Gelmek, esiye şeklinde karşımıza çıktı. Her birini sırayla örnekleyelim. Horluyor yüklem. Ne zaman horluyor? Uyurken. Uyumak fiil. Uyur hala fiil. Ken ile neye taşındı? Zarfa. İken. Uyur bu arada oradaki re geniş zaman ekidir. Diyeceksiniz ki dersten sonra ders çalışırken fark ettim. Ne zaman fark ettim? Ders çalışırken ya da hoca anlatırken anladığımı sanmıştım. Ne zaman sanmıştım? Hoca anlatırken gibi. Çünkü bu böyle bir konu gerçekten. Dinlerken basitmiş diyorum. Soruda yüzleşmediğim sürece de zor oluyor. Mutlaka soru çözün. Ben de araları merak etmeyin test atacağım. Bugün artık çözmeyeceğiz soru ama bununla ilgili ilerleyen haftalarda soru çözeriz. Haftaya paragraf yapacağım çünkü. Değişmiş yüklem. Görmeyeli değişmiş. Ne zamandır görmeyeli? Görmek fiil, görmemek hala fiil. Ala eliyle zarfa taşındı. Görmeyeli, duymayalı. Bu sözleri işitmeyeli, bu yemeği yemeyeli şeklinde örnekler verebiliriz. İlerliyoruz yüklem. Nasıl ilerliyoruz? Bata çıka. Şimdi bu aa ya da ee hep ikileme şeklindedir. Batmak ve çıkmak. Evet şu a'lar zarf fiil işte. Gide gele öğrendik. Nasıl öğrendik? Gide gele. Sürüne sürüne yürüyor. Nasıl yürüyor? Sürüne sürüne. Seve seve anlatırım. Nasıl anlatırım? Seve seve. Bu hep ikilemedir. İki istisna hariç. Az önce yapıda sorusunu çözdüm. Bir, diye, atanmışsın diye duydum. Oradaki e de bu ektir. O yüzden yapım ekidir. Bir de, bana göre hava hoş. Size göre ne derseniz. Görmekten e yine bu ektir. Sözcükler türemişe taşınır. Tamam. Olmaz yüklem ne zaman, nasıl olmaz? Çalışmadan olmaz. Makale okumadan sınavı başaramazsınız. Nasıl başaramazsınız? Makale okumadan. Düşünmeden konuştu. Nasıl konuştu? Düşünmeden. Konu bitmeden dersi bitirmem. Nasıl bitirmem? Ders konu bitmeden şeklinde. Dığından ya da dığımdan neden sorusunun karşılığıdır. Gelmedim yüklem. Neden gelmedim? Kırıldığımdan. Bilmediğinden yapamadım. Neden? Bilmediğinden. Yemeği çok yediğinden kilo aldı. Neden kilo aldı? Yemeği çok yediğinden şeklinde. Dinlendim yüklem. Ne zaman dinlendim? Uyuyunca. Uyuduğum zaman. Uyuduğum için ya da uyuyunca dinlendim. Hayat sevince güzel. Güzel yüklem. Ne zaman güzel? Sevince. Dönünce görüşürüz. Ne zaman görüşürüz? Dönünce. Soruyu çözünce mutlu olacaksınız. Ne zaman mutlu olacaksınız? Soruyu çözünce. Soruyor yüklem. Nasıl soruyor? Gidip gelip soruyor. İstersen tek kullan. Bakıp çıktı. Nasıl çıktı? Bakıp çıktı. Çalışıp kazandı. Nasıl kazandı? Çalışıp kazandı. Ayrıldılar yüklem. Nasıl ayrıldılar? Severek ayrıldılar. Bilerek söyledi. Koşarak geliyor. Ağlayarak anlattı gibi. Arak erek. Açıldı. Açıldı. Nasıl açıldı? Konuştukça açıldı. Dıkça dikçe. Sevdikçe seviyor insan. Nasıl seviyor? Sevdikçe. Gittikçe artıyor netleri. Ne zaman artıyor? Gittikçe. Ermez. Bu da hep ikilemedir arkadaşlar. Konuşuyor yüklem. Nasıl konuşuyor? Bilir bilmez konuşuyor. Olur olmaz söylüyor işte. O nasıl söylüyor? Olur olmaz. İzmir'e gider gitmez seni arayacağım. Ne zaman arayacağım? Gider gitmez. Eve girer girmez uyurdu. Ne zaman uyurdu? Girer girmez. Maksızın. Çalıştı yüklem. Nasıl çalıştı? Durmaksızın çalıştı. Düşünmeksizin konuşuyor. Asiye Kenyalı Emma'dan düğünden ince ip arakladıkça ermez maksızın ve casına. Susmamacasına konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Susmamacasına. Bardaktan boşalırcasına yağdı yağmur. Nasıl yağdı? Bardaktan boşalırcasına.
haykırırcasına söyledi. Nasıl söyledi? Haykırırcasına. Evet. Ve tabii ki eski Türk filmi repliği ölürcesine seviyor. Nasıl seviyor? Ölürcesine, casına, cesine şeklinde. Kalanları da ekten yazdım. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Ne zaman gülüyor? Gülünce. Yoruldum yüklem, ne zaman yoruldum? Ders anlatırken. Yaşıyormuşçasına anlattı geçmişi. Nasıl anlattı? Yaşıyormuşçasına. Bak buradaki yor, imiş, yaş kök, yaşamak fiil, yapım eki. Yaşıyor, şimdiki zaman eki. Yaşıyor imiş. Kelime rivayeti, casına da tekrar yapım eki. Şuna dikkat çekeyim. Normalde Türkçe'de önce yapım ekleri gelir, en sona da çekim ekleri gelir. Evet, istisnai durumlarımız var. 3-5 tane sıfat yapan ki de öyledir. Çekim eklerin üstüne gelir. En son karşımıza çıkar. Burada da yine aynısını gördük. Çekim ekinin üstüne yapım eki geldi tekrar. Testlerde soruyoruz. Hangisi kuralın dışındadır? Normalde yapım ekleri önde, çekim ekleri sondadır. Bu kuralın dışında hangisidir diye mesela bunlara da baz alabilirsiniz. Nasıl anlatırım? Seve seve. Kopya çekerken yakalandı. Ne zaman yakalandı? Kopya çekerken yakalandı şeklinde. Tamam. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir mantık oluşmuştur zannımca zihninizde. Öyle tahmin ediyorum. Fiil silahla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Zarf fiil, sıfat fiil, isim fiil mutlaka tekrarını yapın. Ben soru çözeceğim. Dil bilgisi konularının diğer aralarında kaynatırım bununla ilgili. Tamam, haftaya paragraf yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.